Günaydın, hayırlı sabahlar, sağlıklı, bereketli, güzel bir gün diliyoruz. Haftanın ikinci günü, hoş geldiniz. Saatler onu gösteriyor ve her sabah olduğu gibi randevumuz başladı hanım elinde. Kolaylıklar diliyorum çalışanlara. Soğuk bir Konya var. Dikkatli olun yoldakiler lütfen. Kar yağışı yine başladı Konya'da. Dikkatli olun. Varacağınız yere inşallah sağ salim varın diyorum. Evet, salı günü dedik. Bakalım salı gününde bugün tarihler ve takvimler bize neyi gösteriyor? Evet, takvimle başlıyoruz. 31 Ocak. Ocağı sonlandırıyoruz ve işte Ocak ayının son günü, salı günü. Bugün Dünya Cüzzam Günü, hafta itibariyle aslında, geçen haftadan söylemiştik, bu hafta itibariyle başlıyor. Sağlıklar diliyorum, şifalar diliyorum. Dünya Cüzzam Günü'nü anmış olalım. Evet, kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin buyuruluyor. Güzel bir hadisi şerif Tirmizi'den geliyor bize. Ve günün duasında bakalım ne var? Her sabah olduğu gibi bugün de dualarımız için hep birlikte amin diyelim. Ey Rabbim, gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat diyor. Bugünün duası hep birlikte amin diyelim. Tekrar hoş geldiniz. Bugün Karatay Belediyesi Gazi Osman Paşa Anaokulu'ndan çok değerli konuklarım var, hocalarım var ve çok miniklerimiz var, çok güzel çocuklarımız var. Bilmiş çocuklarımız, hiç küçük demeyin. Büyümüş de küçülmüş onlar. Harika işler yapacaklar bize. Tam da 15 tatil. Çocuklarımız da evdeler ve bizimle birlikte olacaklar bugün. Bize deneyler yapacaklar, şarkılar söyleyecekler. Bakalım Karatay Belediyesi Gazi Osman Paşa Anaokulu'ndaki faaliyetler nelermiş? Hepsini hocalarımızdan dinleyeceğiz. Anaokulunun öneminden bahsedeceğiz. Okul öncesi eğitimin çocuklarımız üzerindeki etkisinden, işte yapılan müfredat çalışmalarından, bireysel olarak anaokullarının yaptığı çalışmalardan bahsedeceğiz. Ve Karatay Belediyesi Gazi Osman Paşa Anaokulu'da bu konuda önder okullardan biri. Çok güzel projeleri var. Ceplerinde güzel projeler getirdiler ve biz de bunları sizin ekranınıza tek tek yansıtacağız. Bu güzel gençler için, işte bu geleceğimiz için, yarının büyükleri, bakalım neler yapıyorlar, nasıl eğitiliyorlar, hepsini birlikte konuşacağız. Bizden ayrılmayın, başladık bile. Tabii ki bu kadar çocuk olur da stüdyoda onlar için güzel lezzetler yapmaz mıyız? Tabii ki yaparız. Onlar için de çok güzel böyle cupcake'ler yapacağız. Ülkü yine mutfakta, hanım eli mutfağında bizi bekliyor. Program sonuna kadar bitirmiş olacağız ve onlarla birlikte yemiş olacağız inşallah keklerimizi. Önce bu yüzden bakalım kekin tarifi neymiş? Hemen hanım eli mutfağına ilerleyelim ve tarifimizi alalım. Günaydın Ülkücüğüm. Bugün kalabalık. Bakalım herkese nasıl yetişeceğiz? Bereketli olur gerçi muffin kek. Hemen tarifini alalım. Şöyle gel istersen. Neler var tarifimizde, neler var malzememizde? Hemen alıyorum. Evet canım. 3 tane yumurtamız var. Böyle basit bir muffin kek tarifi diyeyim. 3 yumurtamız var. 1 su bardağı şeker. Evet. 1 çay bardağı süt. 1 çay bardağı da sıvı yağımız var. Evet. 1 kabartma tozu, 1 vanilya, aldığı kadar da un kullanacağız. Süslemek için de evde bulunan malzemelerle böyle renkli simler olabilir, şekerlemeler, böyle kağıt, sevimli de şeylerimiz var. İsterseniz şu kalın muffin kalıplarından yapabilirsiniz. Evet. İsterseniz de kağıtlar yeterli olur. Muffin kapları herhalde dağılmaması için daha iyi. Bunlar biraz daha dağılıyor. Yayılıyor. Yayılıyor sağa sola doğru. Güzel olacak inşallah. İnşallah. Kekimizin tarifi zaten bildiğimiz tek tarifi. Evet. Sadece süsleyeceğiz. Süsleyeceğiz. İçinde bir şey koymayacağız. Sade kek olacak herhalde. Sade kek olacak. Üstünü süsleyeceğiz inşallah. Neyle başlayacağız Ülkücüğüm? Önce her zaman olduğu gibi şeker ve yumurtayla başlıyorum. Yumurtamızla başlıyoruz. Ve işte bismillah dedik ve mutfağımızda ilk yumurtamızı kırdık. Besmele ile başlıyoruz. Biliyorsunuz sizler de mutfaktasınız. İnşallah hayırlı bereketli lezzetler olsun sizin için de. Biz muffinimize başladık işte. Çocuklar için de güzel bir lezzet olacak. Evet. Salonuma ilerledim konuklarım.
Karatay Belediyesi Gazi Osman Paşa Anaokulu'ndan hemen size bir tanıtayım kendilerini. Okul müdürümüz Songül Karadağ İnan, hoş geldiniz. Müdür yardımcımız var Müge Akyol, siz de hoş geldiniz Müge Hanım. Ve okul öncesi öğretmeni, eğitmeni Sema Yavuz, hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzu böyle şereflendirdiniz, böyle neşelendirdiniz. Aslında daha sakindir ama çocukların geldiği her yer güzelleşir. Hoş geldiniz Songül Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? Ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyiyiz. Sizler bir dönem geçirdiniz. Evet. Yoğun bir dönem. Ve ilk dönemi bitirdiniz. İnşallah hayırlı geçmiştir. İkinci dönem hazırlıklarınız başlıyor. Son hafta tatilindesiniz. Evet. Bir hafta sonra ikinci dönem başlıyor. Birinci dönem için karnelerini aldılar ve şimdi dinlenmedeler. Değil mi? Dinleniyorlar. Onlar zorlu bir dönemi geçirdiler. Güzel bir başlangıç yaptılar okulumuzla. Şimdi tatilin tadını çıkarıyorlar. Karla birlikte biraz tatiller önce başladı. Uzladı ama değil mi? Ama şimdi de devam ediyor. İnşallah pazartesi günü eğitim öğretimimizin ikinci dönemine başlıyoruz. İnşallah hayırlı bir eğitim öğretimi yılı olsun. İkinci dönemimizde İnşallah. Her şey için, çocuklarımız için. O zaman şöyle başlayalım Songül Hanım. Siz tabii ki anaokulundasınız. Miniklerimizi size emanet ediyoruz. Canlarımızı emanet ediyoruz. Okul öncesi eğitimin önemi tabii ki yadsınamaz. Çok önemlidir. Biraz evet, bize bilgi verir misiniz okul öncesi eğitimin önemiyle ilgili? Tabii ki. Eğitim doğumla başlayıp hayat boyu devam eden bir süreç. Çocuklarımız olunca biz onlara bir eğitim, öğretim alışkanlığı hemen bir sese doğru yöneliyoruz. Siz devam edin, tamam. Onlar arkada eğlensinler. Tamam. Eğitim doğumla başlar, hayat boyu devam eder. Hayat boyu devam eden bu sürecin temelleri erken çocuklukta atılır. Hayatın ilk 5 yılını kapsar okul öncesi eğitim. Evet. Ve bu dönemde çocuklara uygun fiziki koşullar, iyi bir okul öncesi eğitim verilirse çocuğun sosyal, fiziksel, duygusal, zihinsel gelişimini desteklemiş oluruz. Evet. Ve bu bağlamda bu çok önemlidir. Çocuğun ileriki yaşlarda göstereceği düzen için, yaşam için. Biz de bu dönemde bu eğitim alması için çocuklarımızın elimizden geleni yapıyoruz. Hem sosyal hayatları yaşamları evet. için hem duygusal hayatlarındaki yaşamları için hepsi çok önemli tabii ki bu eğitimlerin. Evet. Ve siz de buna titizlikle özen gösteriyorsunuz. Elimizden geldiğince evet elimizden geldiğince titizleniyoruz. Çünkü onlar anne babaların ve bizlerin en değerli varlıkları. Bize emanet edilen bu değerli varlıklarımıza elimizden geldiğince uygun ortam oluşturarak okul öncesi eğitimi iyi bir şekilde almalarını sağlıyoruz. Peki gerekliliğinden bahsedecek olursak, okul öncesi eğitimin gerekliliğinden. Bir çocuk için okul öncesi eğitim neden gereklidir? Evet, çocuk doğduğu gibi aslında kendini bir aile ortamında bulur. Ve anne babadır aslında çocuğun ilk öğretmenleri. Biz bu dönemde anne babanın tabii önemli bir görev anne baba için bir öğretmenlik, ilk öğretmenlik. Ama bunu zaman zaman kurumlarla paylaşmak durumunda kalır anne baba bu önemli görevi. Tabii ki. Ve biz de bu dönemde ilk karşılaştıkları kurumuz. Anne babanın çocukları getirip emanet ettikleri ilk kurumlardanız. Bu yüzden anne babalarda bazen bir takım tedirginliklerde yaşıyoruz. İlk olmanın verdiği bir tedirginlik. Ama onların hep farklı istekleri olabiliyor bizleri getirirken. Ama tek bir noktada buluşuyoruz ki bütün ebeveynlerle, bütün anne babalarla tek ortak noktamız onlarla iyi bir eğitim almaları. Evet. Ve biz burada çocuklar için onlara neden gereklidir? Okul öncesi eğitim onların her türlü gelişim alanlarını desteklemek için gereklidir. Ve onların kafalarında oluşan bütün sorulara özellikle kayıt dönemimizde cevaplıyoruz, onları bilgilendiriyoruz ve buradan da diyoruz ki gelişimlerini desteklemek için çocuklarımızın mutlaka o erken çocukluk dönemi dediğimiz hayatın ilk 5 yılını kapsayan okul öncesi dönemde çocuklarımızı okul öncesi eğitim almaları için ailelerimizi ve çevremizi sürekli uyarıyoruz ve bilgilendiriyoruz. Kayıt dönemi sizin için çok heyecanlı. Evet. Hatta yorucu değil mi geçiyordur? Çünkü herkesin farklı isteği var. Çocuklar ilk gözünü açtığında sizi görecek
okul yaşamı için söylüyorum. Hı. Ve bizim onları size emanet etmemiz çok zor. Bizi de anlayışla karşılayın. Çünkü evden ilk çıktığı zaman oluyor. O yüzden evet. isteklerimiz çok fazla oluyor. Ve o çocuk orada duygusal ve sosyal gelişimini sizin elinize emanet ediyoruz. Ve tam da artık kişiliğinin oluşması için gerekli evet. bir yaş, önemli temellerinin bir yaş, atıldığı temellerinin bir yaş. Atıldığı evet. bir yaş. O yüzden sizin de tabii ki bu konularda ciddi eğitimleriniz var. O zaman evet. şöyle yapalım. Karatay Belediyesi, Gazi Osman Paşa Anaokulu'nda neler yapılıyor? Önce şöyle okulumuzu tanıyalım. Yani fiziksel tabii olarak. Ki. Karatay için çok güzel bir okul. Okulun fiziksel yapısının çocuk için önemi var mıdır? Tabii ki. Olumlu fiziki şartlar, yani okul öncesi eğitim için iyi hazırlanmış bir fiziki şartları hazırlanmış okul çocuk için çok önemlidir. Hı hı. Bizim okulumuzda 2013 yılında Karatay Belediye Başkanı'nın Sayın Mehmet Hançerli'nin destekleriyle açılmış olan bir anaokulu. 4 dersliğimiz, 2 idari odamız, mutfağımız, çok amaçlı salonumuzdan oluşuyor ve çocuklarımızın fiziksel aktivitelerini gayet güzel bir şekilde gerçekleştirebilecekleri güzel büyük bir bahçemiz var, bir alanımız var. Daha sonradan bir kısmını bunun yeşillendirdik, çimlendirdik onlar için. Bir oyun parkımız var. Özellikle ikinci dönem, bahar dönemi diyelim, havalar ısınmaya başladığında bahçemiz çocuklar için gerçekten güzel bir fiziksel aktivite alanı oluşuyor. Şunu söyleyebilirim ki hem yeni bina olması hem de Karatay Belediye'mizin gerçekten özenerek yapmış olduğu bir ortam olması nedeniyle okul öncesi eğitim için fiziksel şartlarımız tam anlamıyla oturmuş durumda. Hı hı. Okul içerisindeki fiziksel şartlar tabii ki önemli ama bir de bahçe kavramı var ki çocuğun gelişmesi, koşturup oynaması için değil evet. mi? Bahçenin de çok büyük bir evet. önemi vardır. Ne, evet. ne tür bir önemi vardır mesela? Sema Hanım, o konuda da siz bilgilendirin bizi. Çünkü öğretmen olarak siz sürekli onları bahçeye evet. teneffüse çıkartıyorsunuz. Evet. Evet. Semra Hocam. Semra Hocam. Çocuklarımız bu dönemde çok hareketliler. Bunların bir şekilde enerjilerinin atması gerekiyor. Enerjinin boşalması gerekiyor. Bahçe oyunlar onlar için daha bir önem arz ediyor. Çünkü oynayarak büyüyorlar. Onun için biz de bahçeye çıkartıyoruz. Toprakla haşır neşir olmalarını sağlıyoruz. Bahçemizde çocuklarımıza yönelik oyuncaklarımız var. Orada oyunlar oynatıyoruz. Ve çocuklarımızla daha eğlenceli bir vakit geçiriyoruz. Ve okulu daha çok seviyorlar. Birbirleriyle arkadaşlığın önemini anlıyorlar. Böyle devam ediyoruz. Tabii özellikle ki. Yaz aylarında bahçemizi çok güzel kullanıyoruz. Karatay Belediyesi'nin bu konuda çok güzel çalışmaları oluyor. Evet. Yeniden şekillenmesi ve yapılanması adına Karatay'ın ve tabii ki başkanın bu konuda çok etkisi vardır. Buradan da selamlarımızı evet. gönderelim hepsine. Mehmet Hançerli Beyefendi'nin gerçekten Karatay için özellikle eğitim için çok önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Katkıları yadsınamaz. Oradan buradan da başkanımıza teşekkürlerimizi iletelim bir kez daha. Çünkü yapılabilecek bir başkanın yapabileceği en önemli şey eğitim konusunda evet. ilk adımı atmak ve eğitime önem vermek. Evet. Sizinle devam edelim Müge Hanım. Eğitimci olarak tabii ki sizin de istekleriniz oluyor. Aileler geliyor, onların bir sürü isteği oluyor ama sizin de istekleriniz var. Tabii. Böyle başlıklandırmak isterseniz neler istiyorsunuz eğitimci olarak? Ailelerin kaygılarını anlıyoruz aslında. Dediğiniz gibi çocuklarını emanet ediyorlar. En değerlileri, en kıymetlileri onlar için. Bizim için de aynı şekilde. Ama biz ailelerden kurum olduğumuzu, bir eğitim ortamı olduğumuzu unutmamalarını istiyoruz genelde. Biz bunu ailelere anlatıyoruz. Kurumumuz bu şekilde işler, sınıflarımız bu şekilde. Biz onlara programlarımızdan bahsediyoruz. Yapacağımız etkinlikler hakkında bilgilendiriyoruz. Hı hı. Ve gidişatı söylüyoruz biz ailelere. Tabii ki duygusal yaklaşan aileler oluyor. Ama onlarla olumlu bir iletişim içerisine girdiğimiz zaman bu sıkıntıları kolaylıkla halledebiliyoruz. Halledebiliyorsunuz evet. değil mi? Burada araya girmek istiyorum. Hı hı, buyurun. İzleyenler için de şimdi ilk başta biz aslında ailelerden tedirgin olmamalarını istiyoruz. Hı hı. Bizim çünkü aileler ne kadar tedirgin olursa özellikle Eylül ayında işte okulun ilk açıldığı kayıt dönemlerde bizim işimiz zorlaşıyor. Onları da anlıyoruz. En değerli varlıklarını emanet evet. ediyorlar tabii ki ama biz onlar tedirgin oldukça biz işte zorlanıyoruz. Çocuklarımız belki çok rahat bir şekilde okula alışabilecek olan bir çocuğumuz anne babanın tedirginliğinden o da alışma sürecinde zorlanıyor. Bu süreci atlattıktan sonra istediğimiz şey veliden işbirliği. Okul ve aile işbirliği çok önemli. Evet. Özellikle çocuğun
olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez davranışlarını, olumlu davranışı pekiştirmekte, olumsuz davranışı düzeltmekte, sadece okulda verilen eğitimin, okul öncesi dönemde verilen eğitimin yeterli olmadığını görüyoruz. Bunun mutlaka ailede desteklenmesi gerekiyor. Bu yüzden de önce tedirgin olmasınlar, sonra da o tedirginliklerini attıktan sonra da bizimle işbirliği içine girsinler ve güzel bir yıl geçirip çocuklarımızın olumlu davranışlarını arttırıp olumsuzlarını eksiltelim istiyoruz. Çünkü zaten eğitimci olarak siz özel bir formasyon da alıyorsunuz okul tabii, öncesi tabii. için. Onların dilini anlayabilmek, yüz ifadelerini anlayabilmek için özel eğitimler alıyorsunuz. Bunun da tabii ki etkisi var. O yüzden tabii biraz ki. İçlerinin rahat olması gerekir. Yani tabii evet. ki. Hem bu eğitimler hem de biraz da tecrübe. Artık tecrübe de çok bu, önemli. Evet. Sadece okul öncesi eğitim branşı için değil. Tüm branşlar için, öğretmenler için, çocuklarla, öğrencilerle bir arada zamanını uzun süre geçiren bütün öğretmenler gibi bizler de belli bir zaman sonra çocuğun gözünün içine baktığımız zaman bile o çocuğun nasıl bir hissiyat içinde olduğunu anlayabiliyoruz. Bu da tabii bizim için güzel bir şey, çocuk için de önemli bir şey. Tabii evet ki. Ve sosyal değerler, evet. yani değerler eğitimi değerli. Çok önemli çocuk için. Evet. Biz çocuğumuzu istiyoruz ki o yaşta işte bir teşekkür ederim, bir rica ederim demesini, bir işte yapabilir miyim, lütfen denilmesi, bu değerler eğitiminin verilmesini çok önemsiyoruz aile olarak ve okulda kazanıldığına ben çok inanıyorum. Tabii ki aile de önemli. Mutlaka. Anne babanın da aynı davranışları okul içerisinde yapması çok önemli ama sizin de buna katkınız vardır ve sizin evet. anaokulunuzda da değerler eğitimiyle ilgili var. Çalışmalarınız var, var. Tabii evet. ki. Değerler eğitimi kapsamında çocuklarımıza değerlerimizi benimsetmeye, öğretmeye çalışıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Mesela her ay bir değerimiz var. İşte sevgi, saygı, iyilik ve hoşgörü, tutumluluk, sorumluluk, vatanseverlik, dua ve ibadet. Çocuklarımızın hayatlarının ilk yıllarında kazanması gereken davranışların olduğunu düşünüyoruz. Ve bu değerleri benimsetmeye çalışıyoruz. Bunları zaman zaman sınıf içi etkinliklerimizle, zaman zaman toplu etkinliklerle ya da aile katılımlarıyla çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz. Mesela hani nedir, nasıl yapıyoruz? Ufak bir örnek vereyim. Sorumluluk mesela. Çocuğumuza sorumluluğu nasıl kazandırırız? Bu önemli bir değer bizim için. Çocuğumuza... O ayda bir çanta hazırlıyor öğretmenimiz. Sorumluluk çantası diyoruz biz buna. Ve bu çantanın içine bir hikaye kitabı koyuyoruz. Çocuğumuz bu hikaye kitabını alıp o çantayı kaybetmeden, işte herhangi bir zarar vermeden çantaya eve götürüyor. İçindeki hikayeyi çıkartıyor. Akşam ailesine okuyor ve bununla ilgili bir resim yapıyor. Ve bunu unutmadan tekrar çantasına koyuyor. Alıp okula getiriyor ve... Birlikte bunu arkadaşlarına gösteriyor. Ben unutmadım, sorumluluğumun bilincindeyim. Çok basit gibi geliyor bizim için. Değil evet, mi? Çok önemsiz evet. gibi geliyor ama onların için çok, çok önemli. Önemli. Evet. özgüven kazandırıyor çocuğumuza bu. Yani ben bunu yapabildim. Hem toplum içerisinde, arkadaşların içerisinde bir şeyi yapabilmiş, bir sorumluluğu yerine getirebilmiş olmanın gururunu yaşıyor. Bu da tabii ki dediğimiz gibi bir temel atmadır. İlerleyen zamanlarda da bunu kullanıyor. Semra Hocam, siz tabii ki çocuklarla sınıfta iç içe olduğunuz için evet. hocamın anlattığı gibi sorumluluğu yerine getirmiş bir çocuğun davranışları, onların gözündeki evet. o ışıltı, biraz ondan bahseder misiniz? Çok bize? Değişiyorlar. Nasıl? Bir şeyin başarmanın gururunu yaşıyorlar. Arkadaşlar içinde bir havası oluyor ve diğer arkadaşı da onu yapmak istiyor. Öğretmenim sıra bende mi, ben de götüreyim, ben de istiyorum ve sabırsızlıkla sırasının kendisine gelmesini bekliyor. O sevinci görmek gerçekten çok güzel, her şeye değer. Ya onu başarmak onlar için büyük bir mutluluk. Ve bunu tabii ki sizin yapmanız size de çok evet. büyük bir manevi haz da veriyordu. Kesinlikle. Değil mi? Çok güzel bir işiniz var aslında. Öyle evet, aç gözler bakıyor çünkü size eğitilmek, öğretilmek evet. istenilen aç gözler bakıyor. Ve dini eğitimden de biraz bahsedelim. Aileler Hı-hı. tercih ediyorlar çünkü dini eğitimde alsın çocuklarımız. Değerler eğitiminin içinde zaten dini eğitim veriyoruz. Vardır. Ayrıca evet. bunu ayrıştırmaya gerek yok sanırım.
değerler eğitimi denildiği zaman zaten içerisinde de bizim dinimizden parçaları görüyoruz. Evet. Değerler eğitiminde dua ve ibadet mesela bir değer ayımız. Nisan ayını alıyoruz özellikle Peygamber Efendimizin doğum günü. Evet, kutlu doğum münasebetiyle. Ve o ay içerisinde güzel etkinliklerimiz oluyor. Ağaç yaşken eğilir diyoruz. Hep tabii ki dinimizi çocuklarımıza öğretmek, onlara küçükken manevi değerleri benimsetmek gerekir diye düşünüyoruz. Bununla ilgili zaten sadece bir ay değil, Nisan ayı içerisinde değil, Karatay İlçe Milliyetin Müdürlüğümüzün destekleriyle projelerimiz mevcut. Biz bununla ilgili Halk Eğitim Merkezi'nden gelen bir eğitmenimiz var. Çocukların seviyelerine uygun çocuk animasyonları, çizgi filmleriyle kısa surelerimiz, dualarımız, bunları çocuklarımız öğreniyorlar. Çok da güzel oluyor, çok da hoşumuza gidiyor. Küçüklerden manevi değerlerimizi, dinimizle ilgili bir takım bilgileri onlar söyleyince, işte yemeğe başlamadan önce besmele çekilmesi gerektiğini, Peygamber Efendimizin hayatıyla ilgili kısa bir takım kesitleri, hadisleri, sünnetleri, uygulamaları bizim hoşumuza gidiyor. Bunları vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Aileler de tabii ki. Ailelerin de bununla ilgili evet yoğun talepleri oluyor zaten. Özellikle dediğim gibi Eylül ayında bir sorularla, merakla gelen ailelerimizin en çok sorduğu sorulardan biri okulunuzda böyle bir eğitim veriyor musunuz diye. Biz de işte dediğimiz gibi değerler eğitim kapsamında ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün projeleri kapsamında vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Kutlu Doğum Haftası ile ilgili bir örnek verdiniz ama yıl içerisinde sizin belirli gün ve haftalarınızla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Mesela işte bir yerli malı haftasını çok iyi hatırlarım ben. Küçükken yapardık. Evet. Çok eğlenceliydi. Hala devam ettiriyor musunuz hocam? Devam ediyor. Hala devam ediyor. Belirli gün ve haftalar zaten müfredat içerisinde var. O ay hangi belirli gün ve hafta varsa onu uygulamaya çalışıyoruz farklı etkinliklerle. Dediğiniz gibi yerli malı haftası çocukların en sevdiği benim hafta. Benim aklıma geldi mesela. Hepimizin anısında vardır. çünkü çok hoş geçer velilerimizin de katkısıyla. Diğer türlü yapılan çalışmalarda zaten sürekli o hafta ne varsa işte şehitleri anma günü olsun, ondan sonra Çanakkale zaferi olsun, birçok haftayı biz konu içerisinde etkinliklerle, sınıf içi etkinlikleriyle çocuklarımıza veriyoruz. Aynı zamanda belirli gün ve haftalarla ilgili geziler ya da okula tiyatro ekibi getirterek çocuklara daha kalıcı izler bırakmayı sağlıyoruz bu şekilde. Hem dini bayramlar hem milli bayramlar birlikte verilmeli değil mi? Bunu tabii. gösteriyorsunuz. Tabii. Aynı şekilde. Dini bayramlar ve milli bayramlar zaten ikisini ayrıştırmıyoruz artık. Çünkü çocuk için ikisi de çok önemli. Hem milli bilinci kazanması hem de dini öğrenmesi, bilmesi ve nasıl uygulandığını biz büyüklerinden örnek alarak, yola çıkarak görmesi için biz ikisine de büyük ehemmiyet veriyoruz. Tabii biz bunları yaparken ailelerin de yani bu yapılan çalışmaların sadece okulda kalmasın, evde de devam etmesi gerekliliğini sağlamak için ailelerimize de bültenler gönderiyoruz. Bu şekilde onları da haberdar ederek bu durumda çocuklarımızı en etkili, en kalıcı öğrenmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir konu. Bunu konuşalım. Bir ara verelim. Şöyle çaylarımız soğudu. Evet. Hemen bir onları tazeleyelim. Hanımlar, beyler siz de lütfen çaylarınızı tazeleyin. Okul öncesi eğitimi konuşuyoruz. Konuşmalarımızın arasında da reklamlardan sonra bakalım bu minikler gerçekten neler yapıyormuş. Ben de çok merak ediyorum, merakla bekliyorum. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra deneylerimiz var, şarkılarımız var. Biz devam edeceğiz. Tekrar günaydın. Biz bugün kalabalık bir ekiple Konti ve ekranlarındayız. Hanım elindeyiz. Ve mutfağımızda bugün küçük mucitlerimiz var. Şöyle bir bakar mısınız? Cem göstersene gözlerindeki ışığı. Böyle önlüklerini giydiler. Güzel gözlüklerini taktılar değil mi? Tam bir böyle keşif insanı. Ve bize bugün çok güzel deneyler yapacaklar. Bir hatırlatalım hemen. Karatay Belediyesi Gazi Osman Paşa Anaokulu'ndan öğretmenlerimiz var ve küçük çocuklarımız var. Küçük de hiç demek istemiyorum aslında değil mi? Kırmış ve küçülmüş bunlar. Çok güzel eğitimler görüyorlar ve okul bu konuda çok önemli çalışmaları imza atıyor. Hepsini biz Songül Hocam'la birlikte konuşmaya çalıştık neler yapıldığına dair ama
istedik ki biz de görelim neler yapılıyor. Müge Hocam, neyle başlayalım? Fışkıran sabunla mı yoksa sıcak suyumuz geldiyse eğer? Geldi bence, evet. Kuru buz deneyimizle başlayabiliriz. Bugün. Olur mu? Mikrofonumuz nerede? Hocam alabilir miyim? Evet, seni tanıyalım mı? İsmini bize söyler misin? Berat Aslan. Berat. Ne yapacaksın Berat bugün bize? Kuru buz deneyi. Ne anlatıyor kuru buz deneyi? Daha önce yaptın mı okulda? Hı hı. Seviyor musun peki böyle deneyler yapmayı? Evet. Bak böyle kafanı birazcık kaldırıp şuradaki abiye kameramına bakarsan annen de seni görür. Buradan selam gönderelim mi annene? Hı hı. Tamam. O zaman seni hiç meşgul etmeyeceğim. Hadi bakalım kuru buz deneyi nasıl yapılıyor bize göster. Burada ne var? Sıcak su. Sıcak suya ne atıyoruz? Kuru buz. Evet. Oo, harika. Sonra ne olmaya başlıyor? Buhar. Buhar, dumanlar çıkıyor değil mi? Peki biz bunu bir buhar balonu yapabilir miyiz? Evet. Nasıl yaparız? Hadi bakalım. Tamam, evet, sana bırakıyorum. Hadi bakalım yap. Hadi bunu bir öyle iyice sabunlayalım. Su ve sabunu karıştırdık. İçine bir tane kumaş parçası koyduk. Evet, şimdi onu sıkalım şöyle. Yardım etmemi ister misin? Kendin de sık. Evet, sık bakalım iyice. Evet, aferin sana. Hadi bakalım. Biraz yaklaştır. Şöyle alayım ben. Tut bakalım. Bunu da tut. Buradan da tut. Evet, ulaşabilirsin. Evet. Hadi bakalım. Tutmadı bu sefer. İşte tutacak. Biraz daha yapalım. Biraz daha. Evet, gerekli sanırım. Gerekiyor. Çok mu sıkmasak? Peki. Ben sabunlayayım. Sen de patlatmak ister misin? En eğlenceli kısmı o zaten. Sanırım tuttu. Evet. Değil mi? Evet, tuttu. Ne oluyor şimdi burada? Biraz anlatır mısın? Ne oldu burada Berat? Allah. Balon oldu. Allah. Neden oldu peki? Buharda. Evet, sıkıştı değil mi içerisindeki gaz? Evet. Görebiliyoruz değil mi ekranlarda da? Evet. Hoppa, patladı. Sen de aslında patlatmak istiyordun. Bir tane daha yapalım mı Müge evet. Hocam? Bunu bir tane Berat daha patlatsın. Yapalım. Onu da Berat patlatsın. Bilim ve keşif atölyesi. Evet. Patlattıktan sonra atölyeyle ilgili hemen konuşalım. Tuttu. Değil biraz mi çocuklar tuttu? Evet. Evet, şimdi mucitimiz Berat patlatsın. İşte harika. Bu görüntü çok güzel. Bizim evet. bile çocuk olasımız geldi. Çok güzel. Evet hocam, bir taraftan böyle buz evet. buharımız çıkarken bir taraftan da bahsedelim bilim ve keşif atölyesi. Neler amaçladığınızda böyle bir atölyeye ihtiyaç duyuldu bu anaokulunda? Okul öncesinde aslında zaten programda fen merkezi vardır. Hı hı. Ama biz bunu daha böyle koordineli, daha büyük, daha çocukların dikkatini çekebilir vaziyete getirmek istedik. Çünkü çocuklarda zaten doğumdan itibaren bir keşfetme olayı vardır. Hı hı. Çocuk ilk önce eline bir şey alır, ısırmaya çalışır, atar, kırılır, kırılmaz. Aslında bu ilk fen deneyleridir çocuğun. Evet. Bu daha sonra erken çocukluk dönemi dediğimiz 3-6 yaş döneminde de çocuklar sürekli neden sorularıyla gelir bize. Neden? Bu neden oluyor? Yağmur neden yağıyor? İşte buzda su karışınca neden duman çıkıyor gibi. Biz çocuklara burada hem böyle farklı deneyler, hani daha ilgi duysunlar, ilgilerini ayağa kaldırmak, daha çok soru sormalarını sağlamak için farklı deneyler yapmak istedik. Hem de zaten müfredatta olan konularımızı da bu merkez çatısı altında çocuklarımıza sunmak istedik. Yapma amacımız bu aslında. Hı hı. Çocuklarda sürekli neden sorusunun biz devam etmesini istiyoruz. Hı hı. Çünkü sürekli soran çocuk öğrenen çocuk. Çok güzel bir şey söyledim. Evet, bu yüzden merkezi yapma amacımız bu bizim. Hı hı. Tabii ki. Şu cümle çok güzeldi. Neden sorusunu sürekli soran çocukların olmasını istiyoruz diye. Evet. Bir öğretmenin bir çocuktan istediği tek şey belki de. Tek şey. Yani bir ailenin de aslında bunu istemesi lazım. Hı-hı. Gerçekten sorgulamayan çocukta problem vardır. Hı-hı. Problem şöyle. Yani çocuğa bir ortam belki sağlamıyor olabiliriz. Hı-hı. Çocuğa soru soracak durumlar yaratmıyor olabiliriz. Biz çocuklara
Kuru buzu getirdik. Çocuklar daha önce hayatlarında kuru buz görmediler evet. belki ama onlarla tanıştırdık, karşılaştırdık. Bir sıcak suya attığında neler olduğunu gözlemlemelerini hı hı. sağladık. Böyle farklı olaylarla karşılaştığında çocuk da sürekli çevresinde farklılık arayacaktır. Evet. Bu farklılıklar da çocukların öğrenmesine sebep olacak. Bir de ev içerisinde, ev ortamında bunlara sahip olamayabiliyorlar. Evet. O yüzden okulun çocuğun elinin önüne getirmesi hı hı. tabii ki bu konuda çok önemli. Evet, bunları biz okulda yapıyoruz. Evet, malzeme hı hı. gerekli, materyal gerekli ama aslında ailelerin de evde yapabileceği çok ufak böyle küçük deneyler var. Mesela yağ ile suyu karıştırıp yoğunluklarını, içine bir materyal atıp biri suda kalıyor, biri yağda kalıyor. Hangisinin kaldırma kuvveti daha güçlü, daha düşük gibi. Aslında birçok şey yapabilir aileler evde. Bir kek çırpma. Bugün yaptığımız gibi bir turşu kurma. Aslında bunlar da hepsi birer deneydir, karışımdır. Evet, doğru. Çocuklara neden sorusunu buralarda da aslında bu etkinlikleri evlerde de yaparak sorabiliriz. Reklama gitmeden önce bahsediyorduk ya çocuklara eğitim okulda veriliyor ama aile onun evde devam ettirmesi kesinlikle. Ve pekiştirmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bu da bir örnek işte sizin verdiğiniz. Aynen öyle. Okulda yaparız. Biz her şeyi yapıyoruz okulda. En güzel şekilde eğitim vermeye çalışıyoruz ama bu okulda kalırsa kalıcılığı çok az olur. Bunun evde devam etmesi gerekiyor. Ailede biz aileleri, velileri bilgilendiriyoruz okulda yapılan çalışmalar evet, hakkında. Biz bugün bunu yaptık aynen mesela. Aynen öyle. Bültenler gönderiyoruz, haberler gönderiyoruz. Olmadı WhatsApp artık grubu var. Öğretmenlerimiz, velilerimizi bu şekilde de haber gönderiyor. Ama ailelerin de bu konuları dikkate alarak o gün yapacağı etkinliği çocuğa farklı bir şekilde sunması ya da mesela bugün deney yaptık. Evde de gel bakalım ufak bir deney de evde seninle beraber yapalım. Bu nasıl oluyormuş? Bir bana anlatır mısın? Gibi çocuktan öğrenmeye çalışarak ve aynı zamanda çocuğa da gizlice öğreterek bu şekilde pekiştirmesi çocuk açısından çok faydalı olacak. Bir de anneye anlatırken ben öğrendim ve bakın bir şey anlatıyorum. Annemi bile eğitebiliyorum. Anneme anlatıyorum duygusu yaşıyorum. Her zaman öyledir aslında. Öğrettiğimiz şeyleri ya da anlattığımız şeyleri daha çabuk kavrarız ve benimseriz. Çocuklarda da bu söz konusu. Evde birebir yapılmasa bile neden yapıldığını anlatması bile yeterli. Aynen peki öyle. Pekiştirme çocuklarımıza için. Soralım. O gün neler yaptın? Bugün bunu yapmışsın, neler hissettin? Biraz bana anlatır mısın? Hatta bana da gösterir misin gibi böyle açık uçlu sorularla ve cümlelerle çocuklara o gün neler yaptığını anlattıralım. Ya bir katkısı olsun, evimize bir neşe gelir. Hem yapılanları anlatır çocuğumuz. Hem de pekiştirir. Çünkü onlar da önemsenmek istiyorlar. Aynen. Neler yaptığını anlatmak istiyorlar. Aynen. Bugün Berat'ın yaptığı gibi mikrofonu alayım. Berat'cığım. Okulda da yapıyorsun değil mi bu tür deneyleri? Evet. Peki seviyor musun? Böyle elini çekersen seni daha iyi görürler. Seviyor musun deneyi yapmayı? Seviyorum. Annene anlatıyor musun? Annene, babana anlatıyor musun? Anlatıyorum. Arkadaşlarına da anlatıyorsundur. Evet. Biz okulda bunları yapıyoruz diye. Değil mi? Hı hı. Tamam. Peki o zaman buzumuz bizim hala dumanla çıkmaya devam ediyor. Dursun hiçbir Ayşegül önemi yok. Hanım, mikrofon alın hocam. Ayşegül Hanım bizim aslında en önemli amacımız çocuklarda merak uyandırmak. Biz bunlar biraz gösteri deneyleri, biraz daha çocuklara bunları yaparak çocuklarımızın ilgisi olmayanı bile, merakı olmayanı bile bir takım görselliği olan deneylerle merak uyandırmak istiyoruz. Zaten bizim ekranlarda da az önce göründü okulumuzda bilim ve keşif atölyesi yaptık. Çok güzel donanımlarla onları malzemelerle donattık ama biz zaten bunu fen merkezlerimizde, sınıf içi etkinliklerimizde yaptığımız şeyler aslında. Bunu orta alanımıza, okulumuzun orta alanı yaparak biraz daha çocukların dikkatini çekmek istedik. Yani bunu özellikle belirtmek istedim. Çocuklar direkt işte bir kuru buz deneyi ya da işte bir fışkıran sabunla aslında başlamıyorlar. Evet. Bizim çok daha onların doğa olaylarıyla ilgili yaptıkları deneyler var farklı malzemelerle. Ama bunlar çocukların nasıl oldu gibi şaşırmalarına ve sonra da acaba diğer maddelerle karışsa nasıl olur ya da şunu şununla karışsa nasıl olur gibi işte nasıl biraz ve daha neden sorularına geliyoruz yine. Biz bunu amaç edindik. Bunu özellikle belirtmek istedim. Müge Hocam şimdi fışkıran sabun deneyine sanırım geçecek. Evet, geçelim fışkıran sabuna bakalım. Önce tanıyalım mı bu güzel hanımefendiyi? İsmini söyleyecek? Nisa. Nisa. Nasılsın Nisa'cığım? İyi. Bugün burada olduğun için mutlu musun? Mutluyum.
Bize ne yapacaksın bugün? Hadi bir anlat bakalım. Hangi deneyi yapacaksın Nisa? Fışkıran sabun. Fışkıran sabun mu? Sabun nasıl fışkıracak? Bize anlatsana biraz neler yapacağını. Göreceğiz ama ön bilgi ver bize. Maddeler karışacak. Karışacak değil mi? Maddeler karışacak ve sabun da fışkıracak. O zaman hadi bakalım. Sana bırakıyorum. Ekranlarda sen varsın ve hocanla birlikte Müge Hocan sana yardımcı olsun. Bakalım neler yapacaksınız. Sabunumuzu alayım da tabii. Görüntü kötü çıkmasın. Sabunumuzu bunun içine koyalım mı? Birazcık dökelim. Hadi Nisa'cığım dök bakalım. Evet. Evet, teşekkür ediyorum. Kenara koyalım. Biraz da karışması lazım sanki. Evet. Şimdi bunun içine dikkatlice boşaltabiliyor musun? Hı hı. Biraz daha karıştırırsın. Hı hı. Hı. Tamam. Tamam. Hı. Koy bakalım. Evet. Başarılısın, aferin. Yeterli bu kadar, yeterli bu kadar. Kenara alalım. Şimdi bunu beraber dökelim mi? Çünkü birden fışkıracak sanki değil mi? Biz bunu daha önce yaptık çünkü Nisa'yla. Tamam. Hadi. Ben ne yapmadın ki Aliye'yle? Aliye'yle mi yaptım? Olsun, pardon, fark etmez. Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Evet, tamam. Tamamen zararsız, onu belirtelim. Hocam şunu alın elinize. Şey evet. Çok dikkatimi çekti. İşte deterjanı koyarken ellerinin kaslarının değil mi gelişimi sağlanması. Göz koordinasyonu için çok önemli. Kol koordinasyonu için çok önemli. Dikkatlice dar bir alana dökme meselesi tabii. Çok önemli evet. Çocuklarda. Bizim için çok küçük gibi görünüyor ama onlar için çok önemli değil mi? Tek faaliyette birçok gelişim alanını destekleyebiliyoruz bu şekilde. Ve şu anda dokunabiliyor mesela bunun nasıl bir madde olduğunu merak edip işte bunun sıcaklığına bakabiliyor. Ben vereceğim sana. Tamam hemen vereceğim alırız. Vereceğim ben sana. Dediğiniz gibi sadece işte bunu döktü yaptı dışarıdan bakan biri için bu gözlemlenebilir. Ama gerçekten ince nüanslar var. Çocuğun bir de başarabilme, farklı bir şeyi ortaya çıkarabilme gibi bir duygu yaşayabilmesi de önemli. Yaptığımız bu deney de zararsız. Hani herhangi bir çocuğa zarar verecek bir gaz yahut bir dokunulacak madde. Bir madde yok. Yok. Ama işte o şaşkınlık. Görüntü ademesi. Acaba farklı maddeleri karıştırsak ne olacak gibi bir düşüncede, duyguda uyandıracak çocukta. Daha sonrasında ne olabilir ya da ne yapabilirim duygusunu yaşaması çok önemli. Evet. Bilim ve keşif atölyesi sadece sizin okulunuzda mı var yoksa belirli okullarda da var mı? Sorunuza şöyle cevap vereyim. Fen merkezi. Okul öncesi müfredatında var olan bir merkezimiz tüm anaokullarında var sınıf içerisinde ancak benim bildiğim kadarıyla evet. Hani Konya adına ya da Karatay adına konuşmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bizim okulumuzda sadece mevcut olan bir atölye diye ben biliyorum. Umarım doğru biliyorumdur. Diğer okullarda da o zaman darısı başlarına diyelim. İnşallah biz çok olumlu dönüşler aldık hem velilerimizden hem çocuklarımızdan böyle bir atölyenin fazla donanımlı bir merkezin mutlaka olması gerekiyor evet, diye düşünüyoruz. Diğer okullarımızın da yapması tabii ki çocuklarımız için çok daha iyi olur diye düşünüyoruz. Şimdi üçüncü deneyimizi yapalım. Katı maddenin gaz haline dönüşmesi. Değil evet. mi? Aslında fen dersinde işlenilir değil mi? Fen bilgisi evet. konulur. Aslında evet katı, fen bilgisi. Katı maddeler, gaz maddeler. Evet doğada bulunan farklı maddelerin ama işte temellerini bu yaşta alınca orada görmeye başladığında çocuk evet. bu neydi demeyecektir değil evet. mi? Önce bir ön bilgidir aynen. aslında bu atölye çalışması sizin için. Yapılan araştırmalarda da zaten temel fen kavramları 0-6 yaş döneminde oluşturulduğu söyleniyor. Yani katı evet katı çocuk dokunarak bunu anlayabiliyor ve gözlemliyor daha sonra o katının gaza dönüşmesini birden gaz olarak yok oluyor. Yani bu kavramlar okul öncesi dönemde oluştuğunu söyleniyor yapılan araştırmalarda.
Ve tabii ki buna da siz önem veriyorsunuz. Tabii tabii önem veriyoruz ki yapılıyor. Evet, tanıyalım mı şöyle? Bakalım. Üçüncü deneyimizi yapacak. İsmi, mucitimiz. İsmi? Benim adım Mehmet Salih. Mehmet Salih. Çok güzelmiş adım Mehmet. Adınla yaşa inşallah. Ne yapıyorsun? Biraz anlat bakalım bize. Neler yapıyorsun? Okula gidiyorsun. Deney yapıyorum. Eğleniyor musun okulda? Evet, eğleniyorum. Şimdi de bize bugün bir deney yapacaksın değil mi? Ne yapacaksın? Adını unuttum. Adını unuttun. Tamam, adı önemli değil. Şimdi zaten göreceğiz. O zaman Mehmet Salih Hocam yardımcı olacaksınız herhalde Müge Hocam. Evet, evet. Hadi bakalım başlayayım. Biz sizi dikkatle dinleyip izliyoruz. Ben bunu yakmadan önce senin bunun içerisine iyot koymanı rica edebilir miyim? Al bakalım, tut bunu. İçine şöyle bir kaşık iyot koy, olur mu? Evet, bir kaşık daha olabilir. Tamam, çok i̇şte teşekkür el ederim. Koordinasyonu, evet, değil el göz mi? Koordinasyonu. El göz koordinasyonu ne kadar önemli. Çok basit gibi görünüyor ama bunu çocuklar yapabilene kadar çok epey önemli. Zahmet çekiyor. Evet, onu öyle tutmayacağız biliyorsun değil mi? Dur, bekle tatlı. Evet. Şimdi Mehmet, bunu seninle Salih beraber tutalım mı? Şöyle. Bir saniye tatlı. Oradan değil. Şuradan tutalım. Sen ucundan tut. Şimdi ne çıkacak burada? Morduman. Bu katı olan yuvarlak şeyler ne olacak? Morduman. Morduman olacak. Morduman. Hem de simli. Değil mi? Geliyor mu? Hı. Az mı kaldı? Çok eğlenceli değil mi Mehmet Salih? Hı hı. Sıçramazsın da bunu. Sıçramaz, merak etme. Bütün önlemlerimizi, tedbirlerimizi de alıyoruz yalnız. Zararlı bir şeyi çocuklarımıza sunmak istemeyiz. Tabii ki bu kullanılan maddeler çok önemli. Zararlı aynen olması, öyle. Renginin, kokusunun. Bir de bir rehber eşliğinde yapılması da çok tabii önemli. Tabii ki. Bunlar çocuklar tek başına yapabilecekleri faaliyetler değil. Hı hı. Bakalım, geliyor. Rengi görebiliyor musun? Hı hı. Hı hı. Bugün biraz yavaş geliyor sanki, değil mi? Hı. Olsun, biz bekliyoruz. Hı. Salih'in evet başarıyla tamamlamasını bekliyoruz. Ve şu ana kadar da zaten çok başarılı. Evet, başlıyor muyuz? Geliyor değil mi Salih? Artık yükseldi. Çok güzel bir renk. Çok az kaldı. Evet. Evet, burada tamamen katı olan bir maddenin gaz haline dönüştüğünü gözlemliyor çocuğumuz. Tamam, alayım ben. Çok teşekkür ederim. Çok güzel ve çok başarılıydı Mehmet Salih. Nasıl? Beğeniyor İyi musun böyle evet, deneyler yapınca? Hoşuna gidiyor mu? Çok hoşuma peki gidiyor. Eve gittiğin zaman annene anlatıyor musun? Anneciğim ben bunları yaptım, bu deneyleri evet yaptım diye evet anlatıyor musun? Anlatıyorum. Seviyorsun yani. Evet. Ne kadar güzel. Çok şanslısınız ki böyle güzel hocalarınız var. Elinize sağlık çocuklar. Çok teşekkür ederim üçünüze de. Üçünüz de çok başarılıydınız bu konuda. Ve söndüreceğiz mi hocam? Tamam. Bu tarafa alalım. Hı hı. Burada devam edelim o zaman. Songül hocam şöyle alayım sizi lütfen, buyurun. Deneylerimizi yaptı çocuklar. Okulda da aynı şekilde yapmaya devam ediyorlar. Ve bir keşif atölyesinin olması bir okul için çok önemli. Şöyle keşif atölyesini tamamlayalım konu olarak. Reklama gideceğim çünkü. Tamam. Diğer projeleri konuşmaya devam tamam edeceğiz. Son olarak ne söyleyeceksiniz? Tamam. Biz böyle bir ihtiyaç hissettik ki diyorum. Bu atölyeyi açtık. Bizim çocuklarımızın merakını gidermek, yeni meraklar uyandırmak ve onların ileriki yaşantılarında akademik başarılarına bir nebze de olsa ufak bir katkıda bulunmak istedik. İnşallah daha da zenginleştirerek atölyemizi ikinci dönem daha farklı çalışmalarla devam edeceğiz. Dönem sonunda yine inşallah belki
kısmet olursa bir araya gelebiliriz. Ay belki okulumuzda. Çok sevinirim. Ben de gelmeyi İnşallah. Çok isterim. Bir araya gidelim şöyle küçük mucitlerle birlikte. Çocuklar kameraya şöyle bakın oradan. Reklamlar diyelim mi? Reklamlara gidelim mi? Hadi reklamlar de bakalım. Reklamlar. Reklamlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Tekrar günaydın diyelim. Bugün Karatay Belediyesi Gazi Osman Paşa Anaokulu'ndan öğretmenlerimiz var, çocuklarımız var. Şahane deneyler yaptılar bize. Kendi gelişimleri işte el, göz koordinasyonu için, kaslarının gelişmesi için çok önemliydi bunlar. Bunlardan konuştuk, keşif atölyesinden konuştuk. Ama tabii ki okulun çalışmaları ya da projeleri bunlarla son bulmuyor. Pek çok projeye de gerçekleştiriyorlar, imza atıyorlar ve size özel bir proje var. Çok önemli bir proje Songül evet. Hocam. Hem bize onu anlatın içeriğini hem de neyi amaçladı ondan bahsedin. Buyurun. Tabii ki. Bizim geçen yıldan beri sürdürdüğümüz Çocuk Dünyamdaki Çamur Oyuncaklarım isimli bir projemiz var. Bunda daha çok çocukların biraz daha doğal ortamda, doğal materyalle çalışmasını hedefledik. Çocuklarımız daha çok evlerinde olsun, anaokulunda, okul öncesi kurum, eğitim kurumlarında olsun renkli hamurlar, bildiğimiz işte hazır hamurlarla oynuyorlar, etkinlik yapıyorlar. Biz istedik ki doğal çamur, bildiğimiz doğal çamurla. Bizim eskiden oynadığımız gibi aynen, değil mi? Aynen, aynen. Çamurlarla oynayıp şekillendirip bunları istedikleri gibi hayal dünyalarında geliştirdikleri ne varsa bunları yapsınlar ve biz bunları daha sonra değerlendirelim, sergileyelim, görsünler istedik ve biz bunu bu yılda sürdürüyoruz bu projemizi. Bizim şöyle bir avantajımız var, ondan bahsetmeden de duramayacağım. Şimdi biz çamuru normalde yaptığımız zaman bir müddet sonra çatlama, işte ayrışma yapabiliyor. Bizim komşu okulumuz var. Komşu okulumuzda seramik atölyemiz var. İş Uygulama Okulu, Karatay İş Uygulama Okulu'nda. Bu seramik atölyesinde sağ olsun okul müdürümüz bize kapılarını açtı ve biz bu yapılan ürünleri orada götürüp fırınlatıyoruz. Fırınlandıktan sonra çocuklar onları istedikleri renklerde boyuyorlar. Aslında. Ve yeni bir sunum dolabı yaptık okulumuza. Sunum dolabımızda bunları sergiliyoruz. Çocuk yaptığı ürünü 10 gün sonra fırınlanmış bir bunu şekilde. Bunu ben yaptım diye evet, gösteriyor. Gösteriyor. Değil mi? Gelen misafirlerimizin ekranlarda ilgisini, da görüyorsunuz evet, bir taraftan. Çekebiliyor. Bu çocuklar için el kaslarının gelişimi için zaten çamurla, hamurla oynaması çok önemli fiziksel gelişim için. Bir de elektriğini için. Atması. Tabii yapay ki. Değil ya boya ya da katkı maddeli bir evet. şey değil. Tamamen çamur olduğu için toprakla evet. temas edildiğinden dolayı elektriklerini de atıyorlar. Evet, bu esnada çocuklar birbirleriyle sohbet ediyorlar. Sanki işte bizim eskiden çocukken dışarıda oturup arkadaşlarımızla işte çamur oynarken yaptığımız sohbetler gibi. Üstlerinin kirlenmesi, çamur olması onlar için önemli değil. Çünkü biz bunu biraz da vermeye çalışıyoruz. Aman anneler biraz biliyorsunuz zamane anneleri diyelim biraz tedirginler. Aman üstü kirlenmesin, boya olmasın, çamur olmasın. Ama hayır, çocuk kirlenmeli, çocuk boya olmalı, çamur olmalı ki öğrenebilsin, evet. gelişebilsin diyoruz. Gerçekten önemsiyoruz. Raziye Nallı öğretmenimiz var bizim okulumuzda. Bu çamur projesini üstlenen öğretmenimiz. Onun da katkıları ve tüm öğretmenlerimizin de. Onun koordinesinde. Bu zaten bir ekip işidir değil evet. mi? Yani hep birlikte aynı şeyi düşünmek, aynı şey için çaba sarf etmek çok önemli. Evet, birinden fikir çıkar öğretmen olarak ama bütün öğretmen arkadaşlarımız haydi deyip başlar ve bir dönem, bir yıl boyunca çok güzel faaliyetler çıkartırlar. Buradan da niyeyse böyle bir sohbet oraya getirdi bütün öğretmenlerime. Evet, ben teşekkür etmek istiyorum. 8 tane birbirinden değerli öğretmenimiz var. Çocuklarımız için, okulumuz için gerçekten çok çabalıyorlar. Ben buradan tekrar sizin aracılığınızla onlara da teşekkür etmek evet. istiyorum. Bir taraftan da çalışmalar gerçekten çok güzel. O minik sepetler, işte o minik burunların, gözlerin oturtulması ne kadar önemlidir. O küçük detayların çocukların için, kasları için ne kadar önemlidir. Evet. Çok güzel çalışmalar. Ben de evet, Raziye ediyoruz. Hanım'a da selam gönderiyorum, tebrik evet, ediyorum. Bütün öğretmenlerimizin de katkısı var. Sadece fikir ondan çıktı. Hocam böyle bir projeyle girsek nasıl olur dedi. Benim çok hoşuma gitti ve bütün öğretmenlerimiz gerçekten canla başla bu projeye hala katkı sağlıyorlar. Sunum dolabımıza
aslında bütün sınıflarımızdan öğretmenlerimizin eşliğinde çocuklara rehberlik ederek yaptıkları ürünleri koyuyoruz. Bu da tabii ki sergileniyor. Evet, dün ben de okulunuzdaydım, o şahane, o güzel okulunuzda ve tebrik ederim. Hepsini gezdim. Çok güzeldi gerçekten. Benim bile oturup böyle çamurla bir şeyler yapasım geldi. Tek bir gün etkinliğimizi size de çocuklarımıza. İnşallah bu proje, size özel olan bu proje diğer okullar için, ekranlarda şu anda bizi izleyenler için de bir örnek teşkil eder ve hepsinde gerçekleşir, olur, öncülük edersiniz. İnşallah, tavsiye ediyoruz. Devam edelim çünkü yetiştirmek için zorlanacağım. Evet. Eko okullar var. Bu da bir ulusal proje değil evet, mi hocam? Evet, Eko okullar projemize bu Ekim ayı itibariyle başvurumuzu yaptık. Zaten biz aslında geçen yıldan beri çevre, doğa bilinci çocuklara yerleştirmek için farklı etkinlikler, projeler yapıyorduk ama Eko Okullar projesine başvurarak da bunu biraz daha resmileştirmek istedik. Çocuklarımıza çevre bilincini yerleştirmek, onlara sadece işte tembihler yaparak, işte bunları atmayın, çöplerimizi değerlendirin diyerek değil, bunları birebir uygulayarak onlara ne nasıl oluyor? Bir maddenin atığından bir farklı materyal nasıl oluşuyor? Bunları yerleştirmeye çalışıyoruz. Şu anda okuldaki yapılan çalışmayı görüyoruz bir taraftan. Evet, bu bizim Eko Okullar projesi için ayırdığımız bir proje alanı oldu okulumuzda. Aslında büyük bir okulumuz yok. Dün de gördünüz. Çok büyük bir alanımız yok ama ufak da olsa bir alanımızı sadece Eko Okullar alanı olarak yapmak istedik. Önemli olan o küçük dar alanı kontrollü ve güzel bir şekilde verimli yerleştirmek, verimli hale getirebilmek. Getirmeye çalıştık. Burada çocuklarımız sadece okul içinde değil, sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantı kurarak bizler aracılığıyla dışarıdaki komşular, işte yoldan geçen insanlara bile mesela doğa yürüyüşü yaptık. Şu anda ekranlarda da görünüyor. Broşürler dağıttık. Çevrenin önemi, doğanın korunmasının önemi, geri dönüşümün önemi nedir? Bunlarla ilgili bildiriler dağıttık. Ve bu kapsamda da zaten şu an Avrupa Birliği projemiz var. Başvurusunu yarın inşallah gerçekleştireceğiz. Hazırladık. K1 projemiz var. Doğaya Dokun isimli. Biz elimizden geldiğince çocuklarımıza çevre bilincini yerleştirelim. Ve güzel bir doğa çevre bırakılması için ne gerekiyorsa bunu yapalım istiyoruz. Harika. Eko okullarla bunu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Evet. Çok güzel işler çıkarmışsınız. Tebrik ediyorum ben de sizi. Teşekkür ederim. Bir anne olarak gerçekten biz de size, çocuklarımıza emanet ediyoruz. Ve bu güzel şeylerin ortaya çıkmasından dolayı da anneler adına söyleyeyim, biz de çok mutluyuz tabii ki. Gelelim kitap okuma projesine. Çok önemlidir ve her zaman söyleriz ya, her kitap bir, her çocuk bir kitaptır diye. Evet. Sizin bu projeniz hakkında adı. Bilgi alalım biraz evet. da. Bizim projemiz Her Çocuk Bir Kitap. Biz bu projeyi aslında her yıl isim değiştirerek uyguluyoruz. Çünkü Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ekip 42 projesi kapsamında kitap okuma alışkanlığı kazandırma, kitabı sevdirme ile ilgili bir projesi var. Biz okul öncesi kurumuyuz. Çocuklarımız okuma yazma bilmiyor ama bu projeye dahil olmayacağımız anlamına gelmiyor. Sonuçta çocukların kitabı sevmesi, kitap okuma alışkanlığına bir adım yaklaşması için çok önemli. Bunu önemsiyoruz. Projemizle de yine okulumuza bir kitap merkezi oluşturduk. Bu merkezimizde çocuklarımızın kitapları var. Burada alıp öğretmenlerimiz eşliğinde, öğretmenlerimiz okuyor, onlara anlatmaları sağlanıyor. Ve proje kapsamını yine velilerimizle birlikte akşam çocuklarımız her akşam en az 15 dakika kitap okuyacak velilerimiz çocuklarımıza. Ve çocuğumuz okunan bu kitabı gelip evde bugün annem, işte babam, büyük annem, babaannem, anneannem, her kimse bana kitap okudu, şunu okudu, anlatıyorum. Evet, çocuklar dinliyorlar bunun hangi hikaye olduğunu ve böylece çocuğumuzun en azından kitap dinlediği ve bu sayede de anneannenin, babaannenin ya da anne babanın de kitap okuduğunu sağlıyoruz. Bence orası da çok önemli. Evet, bu konuda biraz katkı sağlamış Şu oluyoruz. Telefonlardan, bilgisayarlardan biraz kalkıp biz de çocuklarımızla birlikte kitap okuyoruz. Evet, en az 15 çok dakika bile olsa. Proje bu. Çok beğendim. Harika. Bütün okullarımızda zaten herhalde Evet, Ekip 42 ilk projesi olduğu için bütün okullarımızda hemen hemen uygulanıyor. Ve beslenme.
Tabii ki zeka dedik, gelişimi işte deneylerle onların dünyalarının gelişmesi, el kas gelişimleri çok önemli, göz koordinasyonları çok önemliydik ama bir de içten beslenme önemlidir evet. çocuklar için. Hele şu kadar doğal olmayan her şeyin işte hormonlu şimdi, olduğu bir zaman içerisinde beslenme eğitimi için de çok önemli bir projeniz var. Ondan da bahsedelim. Evet. Yine biz bu Ekim ayı itibariyle Beslenme Dostu Okullar Projesi'ne başvurduk. Bu projenin amacı yeterli ve dengeli beslenme, obeziteyle mücadele ve düzenli fiziksel aktiviteyi içeriyor. Yani biz çocuklarımıza okulda elimizden geldiğince dengeli ve yeterli beslenme ile ilgili bilgiler veriyoruz ve bu yönde beslenme çıkarıyoruz bir anaokulu, bir okul öncesi eğitim evet. kurumu olarak. Öğünlerinizde değil mi? Kahvaltı ya evet. da öğle arası. Evet, tek öğün, ara öğün olarak veriyoruz sabahçı ve öğleci devrelerimize. Burada beslenmenin önemi çocuklara sadece anlatarak değil, işte kuru yemiş veriyoruz, süt günümüz var, kuru yemiş günümüz var ve jimnastik günümüz var. Hani sadece beslenmeyle kalmamalı, sağlıklı yaşamın temeli hareket. Sporda. Spor ve hareket. Hani fiziksel aktiviteyi düzenli hale getirmek için haftanın iki günü belli günlerde biz çocuklarımızı çok amaçlı salonumuza alıyoruz ve burada koordinatör öğretmenlerimiz eşliğinde sporlarını yaptırıyoruz. Ve bunları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman annelerimizle de yapıyoruz. Hem sporu hem de ufak bu spor arası konuşmalarda, sohbetlerimizde beslenmenin önemi ve aktivitenin, fiziksel aktivitenin öneminden onlara da bahsediyoruz ve projemizi bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Çünkü anneyi bilinçlendirmek şu konuda önemli. Evde hazırlayacağı, yapacağı, tabii yedireceği, ki. İçeceği değil mi? Onu kontrol hani etmesi. Hani hep hangi noktaya geliyor olay? Aileyle işbirliği. Evet. Sadece okulda vereceğimiz beslenme ya da sadece okulda vereceğimiz doğru yönlendirme yeterli değil. Mutlaka anne baba, aile işin içinde olmalı ki yaptığımız işleri, verdiğimiz bilgileri destekleyip yerleşmesini sağlasınlar. Harika. Bir taraftan da kendi aralarında böyle çok güzel evet, sohbetler ediyorlar. Hiç susun falan demiyorum çünkü susturmamak lazım evet, değil mi? Susmasınlar onlar için. Bir de onlar için bugün de bir tecrübe oldu değil mi Müge evet. hocam? Onların teşekkür için ederim. Onların dünyasında anlatacakları işte arkadaşlarına, komşularına şanlı anlatacak. Edindiler. Çok önemli deneyimler değil mi? Şanlı edindiler. Bir anıları oldu ailelerini anlatacak. Şu an aileler ekranda zaten izliyor çocuklarını. Biz de hepsine selam evet, gönderelim. Bizden de çok selamlar evet. hepsine tüm velilerimize. Harika, hepsi bir şeyler konuşuyor. Semra Hocam, siz de tabii ki derslerde aynı şekilde onlarla iletişim halindesiniz. Biraz da sizden dinleyelim mi? Aileyle öğretmenin birlikte koordineli olarak çalışmak kesinlikle yaptığımız projelerde ailenin desteği olmazsa biz bunu başarıya ulaştıramayız. Ailelerimiz de bize bu konuda gerçekten çok destek oluyorlar. Desteklerini esirgemiyorlar. Okulda yaptığımız eğitimin ailede devam etmesi onların hayatlarında kalıcı olmasını sağlıyor. Biz bir de bir şey eklemek istiyorum. Projelerimizle ilgili her ay sınıftaki okuldaki panolarımızı güncelliyoruz. Aa, harika. Bu panolarımızı çocuklarımıza anlatıyoruz. Onların meraklarını gideriyoruz. Malum bizim kitlemiz küçük olduğu için okuma yazma bilmiyorlar. Onların ilgisini çekebilecek şekilde kesinlikle resimlendirilmiş panolarımızı hazırlıyoruz ve bu panolarda çocuklarımızın meraklarını gidermiş oluyoruz. Ve takip ediyorlar. Bu sefer evet. benimki çıktı mı? Bu sefer ne var acaba diye merak uyandırmak. Kesinlikle. Söyledik ya her seferinde bugün programın başından beri belki not ettiğimiz, kaydettiğimiz önemli detaylardan biri de bu. Neden, nasıl sorularını sormak ve onları merak etmelerini sağlamak evet. çok önemli dedik. Ve son projeden önce bir de orf eğitiminden de bahsedelim. Evet, evet. O çok önemli. Müzik eğitimi, çocukların müzik eğitimi. Kulaklarının gelişmesi, evet, müzik kulaklarının ritim duygusunun gelişmesi için orf eğitiminden bahsedelim biraz da. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Eczacıbaşı'nın beraber yürüttüğü bir proje aslında. Bu projeye bizim okulumuzdan da iki öğretmenimiz katıldı. Eğitim aldı. Hatta 3 öğretmenimiz katıldı pardon. Eğitim aldılar. Ve hatta biz Selçuk Üniversitesi Araştırma Görevlisi Özden Kuşçu'yu da okulumuza davet ederek bu eğitimi biraz daha pekiştirmek harika. İstedik ve tüm öğretmenlerimizle beraber müdürüm ve ben dahil olmak üzere hep beraber tekrar bir eğitim aldık. Orf'tan şöyle kısaca bahsedecek olursak aslında 40'lı 50'li yıllara dayanan bir çalışma, bir eğitim felsefesi. Çok ünlü bir bestecinin ve
bir pedagogun işbirliğiyle yapılan bir çalışma. Bu çalışmada hem müzikle beraber hareketi, aynı zamanda dil, lisanı, üçünü bir araya getirerek yapılan bir çalışma. Çok da eğlenceli, çok da rahatlatıcı ve mutluluk verici kesinlikle. Biz bunu yaşadık okulumuzda da, sağ olsun, ona da selam olsun Özden Kuşçu'ya. Evet, geldi bize, evet, öyle bir eğitim verdiği için. Çocuklarımıza da Eczacıbaşı'nın gönderdiği materyaller var. Böyle bir merkez oluşturduk biz okulumuzda. O merkezde bulunan materyallerle biz çocuklarımıza çalışma yapıyoruz. Hocalarım çocukları dışarı çıkarak sahnede bir alan oluşturuyoruz. Orada çalışmalarını devam ediyorlar. Sınıf içine, içine dalabiliyorlar materyalleri. Çocuklar bundan çok mutlu oluyor. Çünkü hem bedenleri hareket ediyor hem çok güzel bir müzik var. O müziğe eşlik ederek çalışma yapıyorlar ve birbirlerini de takip ediyorlar aslında. Koordinasyon çok önemli. Evet, koordinasyon çok önemli. Bir de içerisinden böyle yetenekli olanları ayrıştırabiliyorsunuz. Bazı çocuğun mesela müzik kulağı oluyor. Tabii. Ve siz onu fark edip ailesine bildiriyorsunuz mesela. Herkeste olmaz müzik kulağı çünkü. Evet, okul öncesi dönem bunun için önemli zaten. Çocukta bazı farklılıkları olan çocuklar her zaman var, sınıflarımızda var. Bunları bulmak, bunları aileyle, işbirliğiyle beraber daha da bu seviyelerini yukarı çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Veli işbirliğiyle, az önce de bahsettiğimiz gibi. Biz yine dönüyoruz, dolaşıyoruz. Okul, aile, okul, işbirliğine geliyoruz. Aile, veli ve çocuk. Evet. İşte bu üç sacanın bir arada olduğu zaman sağlam temeller oluyor. Çok güzel projeler. Gerçekten dinlerken böyle çok mutlu oluyorum bir anne olarak. Bir taraftan da sizin o gözlerinizin içindeki ışık ve anlatırken keyifle anlattığınızı, başarılı bir şeyler yapmanı. Yaparken çok mutlu oluyoruz çünkü. Uygularken çok mutlu oluyoruz. Ve son proje çok önemli, Mavi Bayrak projesi. Ve bu arkadaki gençler var ya işte durmayan ekip. Su sürekli kaynıyor. Evet, su olduğu için, çünkü Mavi Bayrak projesinde bilinçli su tüketimini öneminden bahsedilmiş. Bu projenin amacı o. Su da tabii ki böyle fıkır fıkır kaynadığı için arka tarafta böyle bir kaynıyor. Nedir bu Mavi Bayrak projesi? Semra Hoca. Mavi Bayrak projesi Büyükşehir Belediye'mizin başlatmış olduğu bir proje. Bizim okulumuzda Eylül ayında bu projeye dahil oldum. Burada amacımız çocukların su tasarruf ederek kullanmaları bilincini oluşturmak. Önce bunun için çocuklarımıza bütün alanda kullandığımız suyun önemini anlattık. Suyun dünyadaki önemi. Suyu tasarruflu kullanmazsak ne olur? İleride oluşabilecek kuraklıklar olmaması için çok basit birkaç önlem alarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini çocuklarımıza anlattık. Bunlarla ilgili slaytlar izlettik. Konuyla ilgili çizgi filmler, CD'ler izletildi. Daha sonra boşa giden suları anlatan çocuklarımız hepsi bir su damlası oldu ve drama yoluyla bunu anlattık. Hikayeler oluşturduk. Ağlayan su damlaları hikayeleri televizyon şeridi yaparak. Bunları tabii hepsini resimleyerek çocuklarımıza anlattık. Daha sonra okulumuzda su timleri, gönüllü su timleri oluşturduk. Bunlarda farkındalık uyandırmak için özel kostümler hazırladık. Şapkaları ve önlükleri. Çok bunları şimdi kartonlarla süsledik ki diğer çocukların da dikkatini çeksin. Bunların hepsine görevlerini verdik. Daha sonra bu çocuklarımız aktif katılımlarıyla diğer çocuklarla beraber lavabolarımızda gene çocukların ilgisini çekebilecek şekilde resimlendiğimiz uyarıcı levhalarımızı astık. Açık kalan muslukları kapattılar. Diğer çocuklara nasıl kullanmamız gerektiğini, ihtiyacımızın dışında suyu tüketmememiz gerektiğini anlattılar. Bütün sınıfları gezerek tek tek arkadaşlarına uyarılarını yaptılar. İşte bu bilinci verirken yine dini eğitimi bir taraftan da israf konusunda anlamış oluyorlar. Dedik ya, aslında dini eğitim ya da başka eğitim diye ayırmamak lazım. Hepsi birdir ve bizim dinimizde zaten bu değerlerin hepsi vardır diye. Su tüketimi konusunda da çok önemli bir çalışma bu. Önemli bir detay da şu, belediyenin bu konuda destek vermesi çok önemli hocam, değil mi? Kesinlikle. Yani bir belediyenin, başkanın, şehrin içerisindeki yöneticinin bu tür organizasyonlara, bu tür projelere destek vermesi çok önemli. Evet, destek veriyor Büyükşehir Belediyesi bu Mavi Bayrak projemize. Hani bizim zaten amacımız çocuklara
bilinçli su tüketimini yerleştirmek, bu bilinci yerleştirebilmek ama bunun sonunda da bir mavi bayrak kazanması okulun tabii ki bir daha bir hoş oluyor. Böyle bir destek veriyor. Bizim için bu önemli. Her konuda destek önemli. Hani sadece işte bir proje değil, projelerimiz için destek alabileceğimiz her kurumdan faydalanmaya çalışıyoruz. Destek veren herkese de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, ben de öyle aynı şekilde bu ekranlardan hem Büyükşehir'e hem Karatay Belediyesi'ne, Mehmet Ançerli'ye, bütün ekibine değil mi? Eğitim için seferber olmuş tüm yöneticilere, tüm başkanlara tebriklerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çünkü onlar olmadan böyle projeler bu güzel şehir içerisinde olmaz. Ben hep diyorum ki Konya şehri nefes alan bir şehir, her zaman canlı olan bir şehir. Bu projelerle de işte nefes almaya devam edecek. Bir taraftan arkada çocuklarımız projemiz için çok güzel bir sabırsızlanıyorlar. Semra Hocam onlarla ilgileniyor şimdi. Ve son cümleleri almadan bir onlara mikrofonu uzatalım şöyle. Tabii ki. Ben de gideyim yanlarına. Ve bakalım. Hepsini bir tanıyalım mı? Çünkü aileleri de. Hocam mikrofonu çıkarır mısınız? Tabii ki. Şöyle geçeceğim. Siz de lütfen gelin. Evet, şöyle tanıyalım ki çünkü biliyorum ki aileler de çok heyecanlı ekran başında. Hepsi görmek istiyorlar. İsmini söyler misin? Ahmet Yusuf. Ahmet Yusuf. Çok güzel ismi var Ahmetciğim. Muzaffer Efe. Muzaffer Efe. Aysima. Aysima. Ay yüzlü demek değil mi Aysima? Sen de ay yüzlüsün. Çok güzel Aysima ismi. Berat Kar. Berat. Kerem. Kerem. Muhammed Taha. Muhammed Taha. İşte bugün bunlar bizimle birlikte su tüketiminin önemiyle ilgili. Bakalım bize ne hazırladılar. Hocam buyurun size veriyorum mikrofonu. Ve biz burada sizi izliyoruz. Akarsu kenarında bile olsanız suyu israf etmeyiniz hadis-i şerif. Suyu dikkatli kullan, balı gelecek nesillere aktar balı. Her şey elimizde. Kaybedilen her su dünyanın sonu. Mavi Bayrak projeniz kapsamında bizler okulumuzun gönüllü su timleriyiz. Okulumuz içerisinde bütün öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız bu projeye katkı sağlayarak hep beraber su varsa hayat da var diyor ve suyu tasarruflu kullanmaya özen gösteriyoruz. Sadece okul içerisinde mi? Hayır tabii ki. Okul dışında da evimizde, çevremizde yani her yerde su israfının artık son bulmasını istiyoruz. Dünya çölenmesin, hayat son bulmasın diyoruz. Su varsa hayat da var. Harikasınız çocuklar. Harikasınız gerçekten. Semra Hocam çok teşekkür ediyorum. Şöyle yanaşalım. Buyurun Songül Hocam siz de. Böyle bu miniklerle kapatalım bugün programı. Çok çok güzeldiniz. Çok başarılıydınız çocuklar. Gel Aysima gelsene. Aysima gelsene diyor. Dikkat edin. Sonra çocukları tekrar alacağım. İşte bu güzel görüntülerle, bu bilinçli çocuklarla geleceğimiz olacak. Emanet buraya edeceğiz çünkü anladım onlara geleceğimizi. Onlarla birlikte kapatacağız bugün programı. 15 tatildi. Çocuklar da ekranları başındaydı. Evet. Bu bana mı yoksa? Evet, Ayşegül ablamızla çocuklarımızı çok sevindim. Ebru yapıyoruz okulumuzda ve kağıt yuvarlama tekniğiyle çocuklarımızın yapmış olduğunu biz çerçevelettirdik, hazırladık sizin için. Harika. Günler öncesinden. Çok sevindim, çok mutlu oldum gerçekten. Ebru projesini bile konuşmadık. Evet, daha o kadar konuşacak şey var ki. Sizin için rutin ama bizim için çok değerli. Çok teşekkür ediyorum. Hocam teşekkür şunu size vereceğim. Çok teşekkür ediyorum bu güzel hediye için çocuklar. Çok sağ olun. Yine bekliyorum sizi. Tamam mı? Söz mü? Gelecek misiniz? Evet. Geleceksiniz. Tamam. Hadi şöyle sıraya girelim. Evet. Gitmeyin gitmeyin. Gel, gel, gel. Böyle burada durun. Gel Ahmet Yusuf. Evet. Dönelim. Heh, Aysima'cığım tamam. Bak o karşıdaki abiye bakabilirsin. Orada bir tane yakışıklı abi var ya, ona bakabilirsiniz. Evet, sonlandırıyoruz. Çok güzelsiniz. İşte geleceğimiz. İşte
bilinçli çocuklar yetiştirmek için çabalayan bu güzel hanımefendiler, bu güzel hem anne hem öğretmenler. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak şöyle duygularınızı, düşüncelerinizi alacağım. Tabii ki bizler de KonTV'ye kapılarını bize açıp kendimizi ifade etmemizi, okulumuzu tanıtma fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. Hı hı. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Güzel, sıcak, samimi sohbetiniz için. Buradan okul öncesi eğitime gönül vermiş, destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Karatay İlçe Milletim Müdürümüze, belediyemize, sivil toplum kuruluşlarına. Ben buradan herkese çok teşekkür etmek istiyorum ve diyorum ki okul öncesi eğitim önemli, her çocuk için gerekli. Çok son teşekkür ederim. Hemen şöyle Müge Hocam size de veriyorum. Uzatıyorum mikrofonu. Çok teşekkür ederiz önce davet ettiğiniz için. Programa katıldığımız için de çok mutlu olduk. Biz çocuklarımıza farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Farklı ortamlar sunarak eğitim vermeye çalışıyoruz. Umarım faydalı oluyoruzdur. Her şey, yaptığımız her şey çocuklarımız için. Tekrar çok teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ederim. Bir de Semra Hocam'dan alalım. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Okulda uyguladığımız projeleri burada anlatmak gerçekten bizim için çok mutluydu. Mutluluk verici bir olaydı. Hı hı. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Biz de teşekkür ederiz. Ülkü'yü almak istiyorum. Tabakla birlikte hem de. Değil mi? Çok güzel. Ülkü'cüğüm sen servise al gel. Son görüntümüzü de alalım şöyle. Cem'e doğru uzatırsan görüntümüzü. Şöyle İsmail'e doğru. Evet. İşte bugün bir taraftan da Hanımeli mutfağında biz bu güzel minikler için muffin yaptık. Tabii görebiliyor muyuz bilmiyorum. Çok güzel olmuş Ülkücüğüm, eline sağlık. Bugün seninle çok fazla ilgilenemedim ama ilgilenecek çok daha önemli çocuklarımız vardı, geleceğimiz vardı. Harika. Eline sağlık. Kokuyor değil mi? Şimdi bunları biz hep birlikte yiyeceğiz. Çocuklar şimdi hadi şu kameraya bir el sağlayalım ve programı sonlandıralım. Hocam çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hanım eli sona erdi. Yarın sabah yine 10'da ben sizi bekliyor olacağım. Yarına kadar Allah'a emanet olun.